de çizim yapıyor herhalde. Rastgele sıradan bir ağaçlar değil. Bunlar eski ağaçları kullandık. Bunun nedeni de yani çöpe gitmek üzere olan ağaçların veyahut da sobaya gitmek olan ağaçları kurtarmanın bir şeyi. Artı burada bir de sanat çıkmış oluyor. Hem doğamızı korumanın yolları. Çünkü doğa hepimize yeteceğini düşünüyorum. Ki son yıllarda hunharca harcanan bir doğamız var. Her tarafıyla, her yönüyle perişan edilen bir dünyada yaşıyoruz. Bunu bir nebze olsa, bir damla olabilirim, bir zerre olabilirim. Bunu kurtarabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yani işin şeyi bu. Yani bir değere dönüştürdünüz bu ağaçları. Yani bu belki en şanslı ağaçlar olabilir şunlar. Ne kadar yaşar artık o insan sonsuzluk bir şeyi var. Burada parça adeti diyor. 48 parçadan. Şimdi tabii yani bu 48 parça 1,5 santim kalınlığındaki ağaç parçalarımızı birleştirerek bu hale getirdik yani. Bu hale getirdik. Şeyimiz bu. Devam edelim isterseniz. Hakeza bunlar da öyle. Özellikle şunu söyleyebilirim şu ağaç için Artvin ve yöresinde ağaç kıyımı var. Hala devam etmek üzere. O ağaçlardan kurtarabildiğim parçaları buraya döktüm. Bu ağaçları nereden topluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Eski evler olabilir. Yıkık dökülmüş. Böyle harabeye çevrilmiş. Her an çürümeye yüz tutulmuş ağaçları değerlendiriyorum. Yani. Bu da Artvin yöresine özgü bir. Artvin'deki ağaç kıyımından kurtardığım ağaç parçaları. Burada. Bununkinde. Burada da ilginç bir çalışmanız var. Bu da böyle. Bu şey, biraz daha mitolojik bir hava verdik buna. Bilmiyorum yani. Kaç parçadan oluşuyor bu? Bu da 78 parça. Üzerinde yazdık. 78 parça. Böyle. Burada şarap kadehimiz var ve şarabımız da var. Artvin yöresinin kültürü. Şarapçılık tabii. Yani Artvin yöresinin şarap kültürü vardır. Gerçi Hopa'da değil ama Artvin'i simgeleyen bir şey. İçinde şarap gibi kadınımız da var. Ama bu sonuçta bir gerçek. Yani şeyin gerçeği, şarap bir ülkenin bir kültürü, bir gerçeği yani. Evet. 126 parça adetten oluşmuş bu. Bu da güzel bir çalışma sanıyorum. Evet, bu da bunlar hep eski ağaçlarımızdan toparladığımız şey, bir çalışma. Yani bu çürümeye yüz tutmuş, atılmış ağaçlar bunlar. Aynen, yani bunları toparlıyorum. Vatandaşın elinde sobaya atılan bir sürü ağaç topladığımı da hatırlıyorum yani. Şöyle söyleyeyim, bu biraz daha makine kesimdir. Göze yani evimizin bir köşesine yerleştirebileceğimiz, gözüme hoş geldiği için yaptığım bir şey. Burada da şöyle söyleyeyim, 3-4 çeşit ağaç var burada. Kestane, çam ve ceviz. Evet. Burada iğneden bir görüntü evet. Var. İğneden tel mi geçiriyoruz? Ya bunu şöyle yaptım düşünce olarak. Yani yaşam şeklimizi anlatmaya çalıştık biraz daha. Yani hayat herkes için. Yani en tabandan en üste kadar ucu bozuk bir ipin iğneden geçirilmesine benzer gibi. Onu ifade etmeye çalıştım. Bu ağaçlarımız da dediğimiz gibi belki 60-70 yıllık ağaçlarımız yani bunlar. Bu da şöyle bir insanın, kadın demeyeyim de bir insanın özgüvenini ifade ediyor. Yine elinde şarap bardağı, bir elinde sigara, şarap şişesi şeklinde. Bu ağaçlar da aynı. Aynı şeyden, konseptten geçmiş yani. Burada ne anlatmak istediniz? Bir de bunu anlatır mısın bize? Bu da şöyle söyleyeyim, masumiyet bir hava vermek istedim ben bunu. Yani bir masumane bir bakış şeklinde. Çay içen bir hanım, kadın. 141
Evet, 141 parça. 141 parça, 1,5 santim kalınlıkları, şunların kalınlıkları. Dünyanın tüm renklerini buraya ifade etmeye çalıştım. Yani bir ırk ayrımını, karşıtlığı olarak ifade etmek istedim burada. Bu bir resimden kaynaklanarak yaptığım bir şeydir. Normalde bu bir resimdi. Resmi böyle ağaca çevirdim yani. Dünyanın tüm renklerini buraya koyduk. Evet, bu da özellikle son yıllarda gazetecilere yapılan işte nasıl diyelim, baskı, cezaevi süreçleri, onları ifade etmeye çalıştığım bir şey. Bunların ağaçları da yine çok eski ağaçları kullandık. Burada bir fotoğraf makinesi. Evet, fotoğraf makinesi ve fotoğraf çeken bir gazeteci. Bizi resmettiniz. Evet, yani. Aynen öyle. Şunları söyleyeyim. Şunlar tamamen soyut bir resimler. Soyut bir resimler. Yani gözüme hoş geldiği için yaptığım şeyler. Bu da özgürlüğe kaçış şeklini ifade etmiştim. Böyle. Yani teletoptan kaçan. Bu kapıdan bakıyor gibi bir. Evet. Yani bunda müzik bir çocuğu ifade etmeye çalıştım. Yani olur ya kafelerde veyahut da şurada burada olanları kim acaba diyen bir çocuk resmi. Yani babamı veyahut da abimi anneme şikayet edeceğim şeklindeki bir şey. Pozisyon. Burada yine bir kadın, evet, görüyoruz. Kadın resmetmişsiniz. Bunu da şöyle söyleyeyim. Bunu da bir resimden görmüştüm. Bunu ağaca çevirdim yani. Ağaç olarak. Hoş bir tablo olduğunu düşünüyorum. Görüntü olarak da. Kaç parçadan oluşuyor bu? Bu 56 parça. Benim yaşam biçimim stresli, çok yoğun, tempolu bir yaşam tarzım var. Ben bunları özellikle yaparken stres atardım. Yani bunları stres atmak için. Benim için de birebir böyle bir doğal antibiyotik şeklinde olduğunu düşünün yani. Ben eczaneden ilaç kullanmıyorum ama benim için en güzel ilaç bunlar. Bunlarla uğraşmak. Hepsinde ayrı bir şeyim var. Yani çeşitli figürler yapmışsınız burada. Evet, yani bu aslında şöyle söyleyeyim. Şöyle sıradan alayım. Mesela şu ağaç sıradan bir ağaçtı. Sıradan bir ağacı bu şekle getirdik. Ne ifade ediyor onu da ben de bilmiyorum. Ama gözüme hoş geldiği için yaptığım bir şey. Yani bunların çoğu da aynı. Aşağı yukarı aynı. Bunlar işte nedir? Harf. Bu kendi ismimin baş harfini yapmıştım. Eşiminkini de yapmıştım. Onu nereye koydum bilmiyorum. Yine bunu da bir yerden görmüştüm. Ama bunun şöyle bir şeyiyle karşılaştım. Bunu yapmak için matematiksel hesap yapmamız gerekiyormuş. Bu matematiği günlerce çalışarak en sonunda buldum matematiği. Yani nedir şu, bunun matematiği? Şöyle, yani şu ölçüleri tutturabilmek artı şu ölçüleri tutturabilmek. Yani gerçekten de günlerce uğraştım bu matematiği çözmek için. Yani şu pozisyonu verebilmek için. Yani burada birilerinin isyanı var gibi. Ha, tabii, tabii. Şimdi yani bu ilk yaptıklarımdan çalışmalarım, özellikle bu kadın cinayetlerini ifade etmek için yaptığım bir çalışmaydı. Bu yine aynı. Kaç parçadan bu oluşuyor? Yani bu da yani 110 parça diye yaptık. 110 parçalık bir çalışma. Yani bunlar, yaptığım tüm işler bir şeyi ifade ettiğini düşünüyorum. Evet hocam, buradaki emeğinizi gördük. Oldukça gerçekten ciddi, düşündürücü, hoş eserler yarattınız. Tamam. Emeğinize sağlık. Bize bu sürece nereden geldiğinizi, öncelikle mesleğiniz ne, oradan başlayalım. Ya şöyle söyleyeyim. Yani benim sürecim 12 Eylül öncesi başlar. Şöyle söyleyeyim. İlk nişanlandığımız dönemlerde arkadaşlar bana
boya kutusu ve fırça hediye etmişlerdi arkadaşlarımız. O da neydi biliyorsunuz, geçmişte boş duvar gördüğümüzde karalardık. Boş duvarlara sürekli yazı yazardık. Yani bu işin gerçeği. Hatta polis bile artık yazımı tanımıştı. Yani yazı yazıldığı zaman ilk alınan insanlardan bir tanesiydim. Yani böyle bir süreçten sonra 12 Eylül'ü yaşadık. Eğitim enstitüsünü bitirdim. Öğretmenlik maalesef yapamadım. 6 aylık bir öğretmenlik şeyim oldu. Sürecim oldu. Ondan sonra 12 Eylül süreci, işe giremedik daha doğrusu. Atıldık. Beraat etmeme rağmen yine atıldık. Ama o arada işte ticarete başlayalım dedik. Ama ticaret benim işim değilmiş yani. Ne öğretmeniydin? Sınıf öğretmeni. Ticaret benim işim olmadığını gördüm. Çünkü erken iflas ettik. Daha sonra tabelacılığa döndüm. Reklam sektöründe uğraşmaya başladım. Böyle de emekli oldum. Bu sıra içerisinde işte işimi oğluma devrettim. Ben boşa düştüm. Boşa düşünce de artık bu tür şeylere, yani heves ettiğim, merak ettiğim işleri yapmaya başladım. Bu işin tekniği var mı yok mu, çok fazla işin gerçeği bilemiyorum ama araştırdığımda bu sanat, yani İran'da, Afganistan kültüründen geldiğini söylüyorlar. Ama ne derece doğru bilemiyorum. Muharrak sanatı deniyor. Muharrak. Bizde de kalkma sanatı olarak söyleniyor. Yani bunun her ikisinin arasında giden gelen bir şeymiş gibi. Hani bunun cevabını benim vermem yani doğru olmaz. Bu işin daha erbapları var. Onların söylemi daha önemlidir. Yani geldiğimiz nokta bu. Böyle benim antibiyotiklerim bunlar. Yani bu yaşta antibiyotik görevini görüyorlar. Yani dünyayı rahat bırakmıyoruz. Dünyayı biraz rahat bıraksak ne sel felaketleri yaşarız ne herhangi bir felaket yaşarız. Yani çünkü yani doğayı rahat bırakılmadı. Şu anda baktığınızda özellikle Türkiye'de yaşayan insanlar çok iyi görürler. Yani Balıkesir'den Fatsa'ya kadar, Artvin'den işte Cerattepe'den bir sürü alanları maalesef hala bugün hatta ilçemizin su alanlarındaki ağaçlar bile kesiliyor şu anda. Koca koca yüzyıllık, yani şimdi insanın aklıyla resmen dalga geçiliyor, alay ediliyor. Eski ağaçlar, yıkık ağaçlar diyorlar. Onları yeniliyoruz diyorlar ama ağaç popülasyonunu bile mahvediyorlar. Yani o kadar da bu insanlar saf değil. Belki yani bu resimleri gören 3-5 kişi veyahut da eğer doğa bilincini verebilirsek ne mutlu bana yani. Peki bu ağaçları toplamak zor oldu mu? Yani var mı böyle bir anın? Çoğunda var. Yani inan edin, sobaya giren ağacı çektiğimi hatırlıyorum. Yani şu anda elimde değil, onları buraya getirmedim. Görseniz doğa harika bir şey. Çok harika. Siz nereden topladınız bu ağaçları? Sadece Hopa'dan mı? Tabii Hopa'dan. Çevre, yani mahallede, köylerde, gezdiğim yerde, gördüğümü. Hep gözlerim zaten hep yollarda, kenarlarda. Gezdiğim yere kesinlikle yukarıya bakmıyorum. Tamamen. Çünkü artık ister istemez bakıyorsunuz. Arıyorsunuz yani. Evet. Kaç çocuk var hocam? İki. İki çocuk. İki çocuk var. Dört tane torunum var. Evet. Bitirimler yani. Evet. Hoca, anladığım kadarıyla 12 Eylül sizi bu sanata yöneltti diyebiliriz. Çünkü gerçekten ortaya koyduğunuz bu tablolar bir sanat eseri. Doğaya, yaşam alanlarına olan saygınızdan kaynaklı bir çalışma. Teşekkür ediyoruz biz size. Güzel. Fakat bizim özellikle yaptığınız şu resim dikkatimizi çekti. Gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması, her gün yargılanması. Evet. Bu eserle ilgili özel, yani çalışırken gazeteciler, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile ilgili düşündüğünüz neler vardı siz bunu yaparken? Ya yani şöyle söyleyeyim, günümüzde hala mesela son günlerdeki Diyarbakır'da 21
gazetecinin tutuklanması. Bu yeni değil, yeni bir şey değil. Geçmişten bu yana. Metin Göktepe'yi düşünün. Yani gazeteciler durup dururken öldürülmesi, yani halkın sesi, kulağı, soluğu olan bu gazetecilere bu baskıların yapılması gerçekten de, yani onu tamamen onu ifade etmeye çalıştım. Vallahi ben şunu söylüyorum. Şimdi herkes soruyor, satıyor musunuz şunları? Sadece bu değil. Ben şu anda bu şeyleri satmak istemiyorum. Ancak öyle mi? Yani şöyle, satmıyorsunuz. Hayır, şu anda satma bir şeyim yok, niyetim yok. Ama siz istiyorsanız, hangisi istiyorsanız alabilirsiniz. Biz hayır. Ben bir herhangi bir talepte bulunmayacağım. Bunu neden, niçin aldığımızı onlara da yazarak, bu sözlerinizi de yazarak bir metni de yanına koyarak biz derneğimizde bunu sergilemek istiyoruz. Olur. Sizin adınızla. Olur. Zaten isminiz de var orada. Ya şöyle bir şey yaşadım geçmişte. Özellikle televizyon ismini vermemde bir sakınca var mı? Yok. Bilmiyorum. Halk TV'de bu müzisyenlerin şeyi vardı, bir gecesi vardı. Müzisyenlere destek anlamında. Evet, sokak sanatçıları falan. Sokak sanatçılarına. Ben o akşam ulaşmak istedim, ulaşamadım. Bir tanesini şey yapmak istedim, yani bağışlamak istedim. Sokak sanatçılarına destek anlamında, ama bir türlü ulaşamadım, olmadı. Ama kısmet sizinmiş. Sizden ulaşırız belki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok sağ olun. Daha bekler misin kıyam? Kıyam. Kıyam adın için fiyat yok değil mi? Bunlar benim çocuklarım ya. Bunları satmıyor musunuz? Onlar tabloları satmıyorsunuz. Ama bir döngü olsa çok güzel şeyler. Artık bakalım. Çok güzel. Bakalım. Bayılıyoruz. Sağ olun. Yani harika. Sağ olun. Akşam saat 13'e. Abi sizin eseriniz mi? Sizin eseriniz. Elinize sağlık. Evet. Söylerken beğendiniz mi? Tabii ki haliyle. Yani emeği, hakikaten emeği bütün beraber özveriyle yansıtmış. Çok güzel bir eser ortaya çıkmış. Oradaki panonun üzerindeki küçük nota baktığı zaman 141 tane parçanın birleştirilmiş hali var. Çok güzel bir eser. Sağ olun.